Şöyle söylemiştiniz hocam, laikliğe sıkı sıkıya sarılmak lazım. Laiklik münafıklığın tentürdiyodudur. Laikliği bastırdın mı yarının üzerine, oradaki münafıklığı öldürür. Münafık kalmaz. Laiklik öyledir. Demokrasi kafayı açar. Demokraside de totaliter yapı olmaz. Baskı sistemi olmaz. Bu ikisine de sıkı sıkıya sarılmak lazım dediniz inşallah. Baskı insan delirtir. Yani insanın bunalmasın, hasta olmasa ne demek? Baskıdır. Üçün dünya ülkelerinde baskı vardır. İnsanlar çoğu deli gibidir. Özgür ülkelerde sanat ve bilim gelişiyor, dikkat ederseniz. Özgür bir sanatçı çok güzel tablo yapabilir, heykel yapabilir, bina yapabilir. Baskı altında, mesela Rusya'da komünist dönemde hiçbir sanat eseri çıkmadı. Hiçbir sanatçı çıkmadı, yapamadılar. Mesela Kızılçin'de hiçbir sanatçı çıkmadı, mimari yok. Kızılçin'de bana bir tane komünist dönemde yapılmış mimari bir tane bir bina göstersinler. Mimari bir sanat eseri göstersinler. Bir tane tablo göstersinler bana. Bir tane ama tek. Çok doğru hocam. Tabii sanat insanın beynini felç eder. Liberal sistem, yani özgür sistem güzeldir. İnsan kafasını açar. Liberal denin şimdi cümle içerisinde tabii biraz şey gelebilir, yani dünyevi bir sistemmiş gibi gelir ama anlaşılması için söylüyorum. Klasik liberalizm anlamında demiyorum. Yani özgürlük anlamı diyorum ki kelime her zaman bulunamıyor tam karşılıklı. Evet. Yani hür teşebbüs. Evet, ticarette hür teşebbüs. Sanatta hür olmak. Değil mi? Mesela adam kıyafet yapacak, hür olması lazım. Konuşacak, hür olması lazım. Mesela siyasetin hür olması lazım. Hür siyasette adam çok güzel konuşur. Baskı altına alırsan konuşamaz adam, ne diyeceğini şaşırır. Değil mi? Yani özgürlük çok hayatidir. İnşallah. İnsanın adrenalinidir. Adrenalin etkisi yapar insanda. Kafasını açar. Onun için inşallah Mehdi döneminde en yoğun özgürlüğü yaşayacak gençler. İnsanlık en güzel özgürlüğü yaşayacak. Demokrasinin en güzel şekilde nimetlerini istifade edecekler. Laikliğin de güvencesi altında olacaklar inşallah. İnşallah. Evet.